Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım. Şöyle bir iğneden tığa daha önce hazırlamış olduğum lale modeli arkadaşlar şöyle ikili lale ve ağır yapraklar arasındaydı bu modelimi hatırlarsanız ee, hatta o modelimi de tığ oyaları dünyası kanalında ikinci kanalımda paylaşacağım Evet size sarı laleler aldım çiçek pazarından diye yine aynı espri de yapayım arkadaşlar gerçekten çok hoş bir model hem de kolay bakın şöyle bu şekilde iğneden tığa lale modelini hazırlayacağız beraber. Evet modelim bu. Şimdi modelimizi şöyle bir de alt kısımda gösterelim. Daha net görünür inşallah. Evet. Şöyle ilk önce ikişer zincir çekerek üçer çekmişim arkadaşlar burada 3 zincir çekerek tığlama işlemini hazırlıyoruz bu tığlama işlemi 696 ne oldu videomda mevcut arkadaşlar. Tüm püf noktalarıyla böyle iple kıvırma olsun, kenar köşe dönme işlemi olsun. Orada mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, şimdi çimenin yapımına başlayacağız. Bakın bu yaprakları yaptıktan sonra 8 tane tığ battı ara mesafesi bırakıyorum arkadaşlar iki yaprak arasına ben model amaçlı şöyle gösterince yakın birbirine güzel gözüksün diye 8 bıraktım siz 10 da bırakabilirsiniz şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar ilk başlar gibi başlıyoruz bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle 3 tane zincir çekip tığ battıma kapatıyorum yine 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battımın içerisine kapatıyorum evet İlk başlarken bu şekilde iki tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyorum. Şöyle bir zincirimi çevirip tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde dönüş yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle yandaki tığ battıya girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekip dönüp sık iğne ile yuvaya giriyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir yaprak yapacağız. İki tane zincir çekerek başlıyorum yaprağımın yapını. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki bakın hiç boşluk bırakmayın. İyice oturtturun dibine. Uzun olmasın trabzanınız. Minik bir trabzanımız oldu. Tepesine dört zincir. Kapatıyorum. Buraya sabitledim. Bakın. Şimdi dolamayı bir defa artırıyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 3 seferde aldım ama bakın şöyle çok sıkı sıkı birbirine yakın yapmaya çalıştım. 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Pamuk oluşturdum. Şöyle 3 defa bakın. 1 2 ve 3. Üç. 3. trabzan 3 defa her sırada bir tane dolama artırarak şöyle daha uzun ve yaprak yapmaya çalışıyorum 4 zincir trabzanın tepe noktasına kapattım yine 3 defa doluyorum bu sık iğne için trabzanımız olacak 2 2 2 ve 2 4 zincir son yapmış olduğum trabzanımın içerisine kapattım kirpiği oluşturdum geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum bakın 1 2 3 4 5 ve 6 7. yuvada yapıp sağ 12 tane zincir çekeceğim. Bu da dal için arkadaşlar. 12 zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıkı sıkı 12 zinciri de çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvaya kapatıp buraya sabitledim. Dalımızı bu şekilde oluşturdum. Hemen geri dönüş yaptığım tığ battımın içerisine sık iğne ile sabitliyorum şöyle hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum şimdi yaprağı bitirdik 3 zincirden 5 tane ara suyu yapacağız sabitliyorum 3 zincir sıradaki tığ battı 3 zincir Evet toplamda 5 tane olacak şöyle 4 Şöyle 5 Evet. Ara mesafesi olarak 5 taneyi yaptıktan sonra şimdi 2 tanesi yine bu başta olduğu gibi yaprakta. Bizim için yuva oluşacak. Sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Sabitledim. Arada bakın 3 tane tığ battı kaldı. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yapmış olduğum dalıma 6 zincirimi sabitledim. Bakın gerdirme işlemi olmasın tığ battıların üzerinde. Ona göre eksik veya fazla yapabilirsiniz. 4 ve 5. Bakın bu da lalem için yuva olacak. Hemen buradaki sık iğnenin tam orta kısmından şöyle sabitleyip bu 5 zincire de lalemi yapacağım. Yine 6 zincirle aşağı iniyorum. Ve bakın dalımızı oluşturduk. Yuvayı oluşturduk. Bu şekilde. Şöyle yanına doğru çekelim öbür oluşturduğumuz dalın. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip Yaprak birbirine bakacak ya arkadaşlar, simetri olsun diye şöyle sık iğne. Dönüş yaptığım sık iğneye kapatıyorum. Bakın şu şekilde bir dört zincir çektim, üç veya dört. Buradaki sık iğnenin arasına sabitledim. Şöyle iki zincir çekip düz yönüne, daha doğrusu ters yönünden yapacağız. Ters yönüne döndüm. Bir defa tığı doladım. Bakın iki tane zincirin arasındaki o 5 zincirli yuvadan girip şöyle 2 ve 2 buraya şöyle biraz daha yavaş anlatacağım arkadaşlar aynı yapılış tarzı ama tersten yapılış hiçbir farkı yok sadece şöyle ters bir duruş olsun diye bu şekilde yapıyorum şöyle yapıp rahat çalışalım Evet bir tanesini oluşturduk şimdi trabzanları oluşturarak yaprağımızı yapacağız iki defa doladım. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine girip şöyle 2 2 3 seferde ama şöyle sıkı sıkı. 4 zincir. Bu trabzanın arasına girip kapattım. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi dolama sayısını bir tane daha artırıp yine 5 zincirli yuvanın içerisine girip 3 seferde çekiyorum. Bakın 2 2 2, 4 zincir. Buraya sabitledim. Evet. Üçüncü kirpiği de yaptıktan sonra dördüncü kirpiği yine aynı işlemle yapıyorum fazla uzun olmaması için. Şöyle aynı boyda olsun diye 2, 2, 2, 2. Hafif bir tık uzun oluyor yine de arkadaşlar dördüncü olduğu için. Evet 4 zinciri çekip yapmış olduğum trabzanın arasına kapatıp yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncu 6. Şimdi arkadaşlar bakın yaprağı hazırladık ya yine bu 5 zincirli yuvaya muhakkak giriyorum. Bu da 7. Bu şekil daha güzel duruşu oluyor şimdi 5 tane zincir çekiyorum bakın 2 3 4 5 sık iğne ile 5 zinciri sabitledikten sonra üzerine 5 zincir çekip bakın şu görünüşü oluşturdum şöyle birbirlerine simetri bir bakışması oldu bu şekilde şimdi bunu buradaki tığ battı var diye ya dönüş yaptım oranın tam orta kısmından sabitledim. Ben tane tane anlattığım için uzun gibi gözükmesin arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Yine ilk başta olduğu gibi 8 tane tığ battı ara mesafesi verilecek. Şöyle göstereyim bu bir. Şöyle 3 zincir. 2 Sıradaki tığ battı ya. Şöyle 3 Şöyle 4 5 ve 6. Evet. Siz bu şekilde arkadaşlar 8 tane yapıp sonra bu yaprağı koyacağız. Bakın tırnağımızla arkadaşlar bunu şöyle şekil verip otutturalım. Daha güzel bir şekil almasını sağlayalım. Ve bakın şu da 5 zincirli. Yuvamızda yaparken açmak için kolaylık oluyor. Bu şekilde çimenini hazırlıyoruz. Böyle devam edecek arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi lalesinin yapılışına geçelim. Evet. Yaprakları hazırladık. Şimdi sıra lalemizin yapılışında. Bu 5 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. zincirden buraya 3 tane kirpik oluşturuyoruz. Şöyle bir, 2, 3, 4 ve 5 bu 2 tekrar 5 zincir evet, bu 5 zincirli yeşil yuvaya 5 zincirden 3 tane kirpik yapıyorum. Bakın. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kirpiklerden sonra buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çevirdim. Bakın bu şekilde. İlk zincirin içerisine girip 10 zinciri buraya sabitledim. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri çekip düz tarafına döndüm tam ortadaki bu yuvanın içerisine girip buraya sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva oluşturdum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Yine bu ortadaki yuvanın içerisine girip bir tane daha aynı yerden yuva oluşturuyorum. Bakın buradan çoğalma işlemi oldu. Ortadaki yuvadan 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi sondaki bu yuvanın şöyle göstereyim sonundaki kirpiğin arasına sabitleyip bakın 3 tane yuvanın üzerine 3 tane yuva ortada artırma işlemi oldu 4 zincir çekiyorum şöyle ters tarafındayım şimdi yine ortadaki yuvanın içerisine girip sabitliyorum 4 zincir tekrar 1 2 3 4 zincir ortadaki yuvanın içerisine girip sabitledim. Bakın. Üçüncü sırayı yapıyoruz. Bu ikinci artırmamız oldu. Tekrar bir, iki, üç, dört zincir. Dört zinciri sondaki yuvanın içerisine girip sabitledim. Evet. Şimdi arkadaşlar üç sıra yaptık. Dördüncü sıraya lalemizi yapacağız. O yüzden 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Şöyle çevirdim düz tarafına. 7 zincirimizle dönüyoruz düz tarafı Şimdi buraya tığ battı ile sabitleyip üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Sinek kanadı yapacağız arkadaşlar buraya. Bu 7 zincirin arasına 4 zincirimi kapatıp bu şekilde sinek kanadım oluşturdum. 9 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı yuvanın içerisine 9 zincirimi kapatıp bu şekilde sinek kanadını tamamladım. Şöyle arasına bir tane zincir çekip ortadaki yuvanın içerisine girdik. Bakın sinek kanadını oluşturduk bu şekilde. Şöyle. Bu diğer yuvaları da aynı şekilde sinek kanadı yapacağım. 7 tane zincir. 7 zinciri kapatıyorum ortadaki yuvama. Şöyle. 1 2 3 ve 4 zincir. Çevirdim. Yuvanın içerisine bu 7 zincirin içerisine 4 zinciri kapattım. 9 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9. Çeviriyorum bakın. 2. sinek kanadımı da aynı yuvanın içerisine yapıyorum ve sabitliyorum. Şöyle bakın tırnağınızla size göstermek için düzelteyim. Sonuncu yuvaya bir zincirle geçişimi yaptım. Sinek kanadını buraya da yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zinciri kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 zincir. Çevirdim. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri bakın aynı yuvanın içerisine sabitleyip dibine de bir tane zincir çekiyorum. Buraya da sinek kanalımı oluşturdum. Hemen ipimi kopardım. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Bazen ters düz karışabiliyor. Çünkü bu yaprakların biri düz tarafa birisi ters tarafa baktığı için. Evet modelimiz bakın bu şekilde oluştu. 3 sıra bu şekilde. 4. sırada da sinek kanatlarını yapıyoruz. Hemen arkadaşlar ipimi yakayım. Bakalım şöyle lalelerimizi. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle. Size demin e, tersinden gösteriyormuşum arkadaşlar. Yaparken yaparken herhalde kafam şey yaptı. Aslında bakın şöyle de göstereyim arkadan. E, bu çok kolay arkadaşlar. 3 tane 5 zincirden kirpik. Şöyle 1 ve 2 sırada ortadan artırıyoruz. Şöyle 3. sırada düz tarafından da bu sinek kanatlarını yapıyoruz. 5 zincirden 3 kirpik, 2 sıra ortadan artırma ve sonuncu sırada da bu sinek kanatlarını yaparak lalemizi tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle de göstereyim arkadaşlar bakın. yapmış olduğumuz modelimiz. Hatta bakın bu sarımın biraz rengi şey, ipi kalın olduğu için lalem daha iri düştü. Biraz esneterek olduğu için ince oldu arkadaşlar. Ve yapılışı çok kolay. Bu yaprakların dönme işini de gösterdim. Aynı sistem. 4 zincirle sık iğneye sabitleyip şuradaki bakın şuradaki sık iğneye 4 zincirle çekip şöyle ters tarafından bu yaprakları işleyeceksiniz. Şöyle göstereyim. Sonra bitince de arkadaşlar 5 zincirle yine bu sondaki tığ battıya batıp dönüş yaptığımız tığ battıya yapıp yaprak işlemini tamamlanacak modelimiz bu arkadaşlar şöyle tutayım tek tek ara mesafesini de 8 tane bıraktım dediğim gibi şöyle tuttuğumuz zaman birbirine yakın olunca güzel gözüküyor ekranda Ben o yüzden arkadaşlar yakın mesafe verdim Siz bunu ne kadar vermek istiyorsanız zevkinize göre ama yakın olunca da güzel duruşu oluyor fazla açmazsanız güzel birbirine duruş kaybetmezsiniz arkadaşlar Böyle hoş ve zarif bir laleler iğneden tığ oldu arkadaşlar buraya e, sümbül de yapabilirsiniz lale yerine Arkadaşlar bu şekilde sümbülle diğer e, çiçeklerle de değerlendirebilirsiniz biliyorsunuz bu yapraklar çok amaçlı bu şekilde evet. gördüğünüz gibi Hoş ve zarif model hazırladım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğeni ve yorumlar videolarda önermelerde ön plana çıkarıyor YouTube. Yoksa izlenimler az oluyor önermelerde ön plana çıkmadığı ulaşmadığı için kişileri. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.